Saygıdeğer seyircilerimiz, sırada 91 kiloda heavyweight bout'umuz. Paris United takımından 91 kiloda Filip Hrgovic. Ladies and gentlemen, at 91 kilos, from the Paris United team, Filip Hrgovic. Ve İstanbul Bosphorus takımından 91 kiloda Viktar Zuyev. Viktor kim diyorum ben? Ladies and gentlemen, at 91 kilos from Team İstanbul Bosphorus, Viktar Zuyev. Evet, tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Gecenin son maçı Viktar Zuyev ile Filip Hrgovic arasında olacak ama bir önceki maça dönelim. Bahram Muzaffer, George Mayer'i mağlup etti. Durumu 3-1 yaptı. Bahram Muzaffer yanımızda, hoş geldin. Hoş bulduk. Kutluyorum, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir performans çok ortaya koydun. Hemen senin mücadeleni bir de senden dinleyelim kısaca. Vallahi iyi mücadele ettiğimi sanmıyorum. Biraz daha biz çok iyi. Büyük keyif aldık bir kere, onu söyleyelim. Ben de gerçekten dövüşürken keyif aldım. Özellikle bugün seyircimiz çok güzel. Atmosfer çok güzel burada. Yani bugün burada dövüşmekten gerçekten ben de keyif aldım. Evet. Ve böyle güzel bir galibiyetle süslediğim için çok mutluyum. Evet, bir kez daha tebrik edelim seni ve durum 3-1, 3 puan İstanbul Bosporus'un bu gece. Şimdi bu maç da çok önemli. İnşallah bunu da alırsak bir puan daha gelecek. Onlara yani puan vermemiş olacağız burada. Evet. Kerem'in şanssız bir sakatlığı oldu. Çünkü o daha önce de aynı yerden sakattı. Evet, Babuk'un o sakatlığı gene lüks etti. Şanssız bir şekilde yenildi. Yoksa bugün burada bir 5-0 kazanacağımıza inanıyorduk. Ona evet. Göre de çalıştık. Senden biraz da Viktar Zuyev'i dinleyelim. Zuyev'le ilgili neler söylersin bize? Valla Viktor için bir şey demeye gerek yok. Zaten o kariyeri belli. Olimpiyat ikincisi, dünya şampiyonu, dünya ikincisi. Yani evet. Efsane bir isim gerçekten. Onun için bizim konuşmamız doğru olmaz. İnşallah bugün burada bir aksilik çıkmazsa o da buradan çok güzel bir galibiyet alacağını inanıyorum. Evet. Bakalım hep birlikte göreceğiz. İnşallah durum 4-1 olacak. İnşallah 4-1 olursa bugün onlara puan vermemiş olacağız. Ve avantajlı bir duruma geçeceğimize inanıyorum. Evet, gecenin son müsabakasına geçiyoruz. Viktar Zuyev, İstanbul Bosporus adına, takımımız adına ve Paris United Fransız temsilcisinde de Filip Hrgovic var. Hırvat boksör. O da evet. Çok tecrübeli bir boksör. Gençler dünya şampiyonu. Dünya şampiyonu. Gerçekten iyi bir boksör. Ama ben bugün Viktor'un kazanacağını inanıyorum. Arada 10 kilo fark olmasına rağmen. Evet. Biraz daha boyu uzun. Evet. Hrgovic'in. Ama Viktar Zuyev çok sert bir boksör. Gerçekten. Evet. Şimdi sözü Viktar Zuyev'e bırakacağız. Bakalım İnşallah nasıl bir mücadele ortaya koyacak. Gecenin son maçı Dünya Boks Ligi 6. hafta mücadelesinde ilk round başlıyor. Viktor ters kart bir boksör. Ama çok sert bir boksör gerçekten. 96 kilo falan geliyor yani. 91 kiloydu daha önce. 91 kilo olimpiyat ikincisi oldu. Evet. Ama 92'ye çıktıktan, artı 91'e çıktıktan sonra da dünya ikinciliği oldu. Geçen sene Moskova'da da Avrupa Şampiyonası'nda final oynamıştı. Çok teknik bir boksör, çok kaliteli bir boksör. İyi bir boksör. Evet, kalitesini ortaya koyacaktı mutlaka. Bundan önce de iki galibiyet almıştı daha önce. Evet. Azerbaycan, Bakü ve kime karşı? Çin takımına karşı. Çin takımına karşı, evet. Dragons'a karşı galibiyetleri olduğunu hatırlatalım. Bir kez daha söyleyelim. Kontrollü başladı Viktar Zuyev ilk round'ta. Çünkü 5 round bu. Gerçekten yorucu geçiyor. Evet.
hem gücünü ayarlamak da çok önemli, öyle değil mi? Tabii, birdenbire bastığın zaman hem vücut kesiliyor hem de yoruluyorsun, kötü oluyor. Yani yavaş yavaş tempo yükselttiğin zaman daha güzel maç yapabiliyorsun ve yorulmuyorsun. Ve ben son kez bir şey daha söylemek istiyorum. Buradaki bunun kazandığım bu maçı aileme hediye ediyorum. Buradan gerçekten beni seyrediyorlar. Bana dua ediyorlar. Ben bunu anneme babama hediye ediyorum. Biz de seni bir kez daha kutluyoruz. Ortaya koyduğun mücadeleden dolayı. Çok sağ ol. Viktor çok tepkili. İyi bir sol bu arada. Çok sert boksör ben dediğim gibi. İnşallah bugün. Evet, bir sola park at deneyecekti ama olmadı. Güzel bir sol vurursa rakibini zor duruma sokabilir. Evet, yavaş yavaş o da gücünü göstermeye başlıyor. Viktar Zuyev. İlk round'un ortalarını geçtik. Evet, gardını da çok iyi alıyor. Viktar Zuyev görüyoruz. Evet, iyi bir sabit roşe. Yakalarsa kötü olacak. Evet, rakibin açıklarını kolluyor zaten Viktar Zuyev. Bu round'u da aldığımıza inanıyorum. Çünkü bir tane yumruk yediğini yedi bu. Evet, çok etkili. Çok etkili olmadı rakip. Filip Hrgovic. Evet, köşeye sıkıştırır gibi olacak. Neredeyse Viktar Zuyev rakibini. İyi de korunuyor rakibin yumruklarından. Evet, bir sol bir sağ. Evet, bir seri gelirse rakip bir seri vuruşlar yapmaya çalışıyor. Özellikle direkt vurmaya çalışıyor. Ama Viktor şu an temkinli, çok güzel oynuyor. Evet, ilk round'un sonlarına yaklaştık bu arada. Birazdan dediğimiz anda da ilk round sona erdi. Round bizim diyebilirim. Evet. Oynayan taraf bizdik. Fransız devamlı geriye doğru gitti. 2-3 tane de iyi sert vuruş yaptı Viktor. Evet, birazdan ikinci round başlayacak. Gecenin son maçı artı 91 kiloda Viktar Zuyev ile Filip Hrgovic karşı karşıya geliyor. İstanbul Bosphorus Paris United karşısında 3-1 önde. 3 puanı son maç öncesinde garantiledi İstanbul Bosphorus. Son maçı da aldığı takdirde durum 4-1 olacak ve rakibi Fransa'ya eli boş göndermiş olacak İnşallah. İstanbul Bosphorus. İkinci rounda geçmek üzereyiz. Evet, birazdan ilk roundla ilgili puan açıklanacak ama sanıyorum Viktar Zuyev önde. Round 2. Evet, çok temkinli oynuyor Viktor. Öndeymişiz. 3-0 evet, öndeyiz. Evet, ilk roundda yani, Viktar Zuyev'in evet, üstünlüğü var. 10-9 öndeyiz. Yine bir sağ vurdu. Çok güzel bir sağ vurdu. Ben Viktor'un çok rahat kazanacağına inanıyorum. Çok teknik bir boksör. Her yerden vurabiliyor. Öyle bir özelliği var. Çünkü devamlı eldiveni beraber takıyoruz. Evet, senin maçının sonucu ortaya çıkacak herhalde. Öyle gözüküyor. İnşallah. Bütün inşallah rahatlarda daha üstünlük. Umarım bıraktırır hatta. Ama boks biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Son saniyeye kadar sabretmek gerekiyor. Mutlaka. Neyin ne olacağı belli değil. Ters bir yumruk her şeyi bitirebiliyor. Evet, köşe iyi yakaladı. Hrgovic'i, Viktar Zuyev. Etkili başlayan ikinci round yine biraz rölantide gidiyor. Şurada daha etkili vuruşlar var. Tekrar evet, onlardan bir sağ tanesi. Sağ sol güzel. Bunlar hepsi puan hakemlerin gözünde. Sağ kroşe girişimi vardı Viktar'ın. Yine bekliyor rakibinin açığını. Yine sağ sol vuracak gibi duruyor. Köşeye kadar sürükledi rakibini. Rakibi çok temkinli. Viktor'u tanıdığı için biliyor neler yapabileceğini. Devamlı solu önde tutmaya çalışıyor. Rakibi Viktor'u yanına sokmamaya çalışıyor. Rakibi korkuyor da Viktor'dan. Şimdi seri yumruklar. Evet. Viktor'un ne kadar sert bir soru. Tarzıyor'dan. Güzel bir galibiyet alacağımıza inanıyorum bugün. Burada bizim antrenörler de, emeklileri çok
Seyfullah Dumlupınar, Esat Çelik. Yine bizim Kübalı Montero burada. Bayram abimizin özellikle çok emekleri var. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlar biraz geride kalıyor ama onların da bizim kadar, bizden çok belki de bu galibiyette emekler var. Biz kendimiz için düşünüyoruz ama onlar bütün takım için düşünüyor. Kesinlikle, zaten Bayram Bey her şeyi bizle paylaşıyor, evet. Sağ olsun. Bütün detayları veriyor. Onların da emekleri çok fazla. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet, ikinci raundun ortalarında geçtik diyebiliriz. Tekrar güzel bir sol. Bu raundda rahat bir şekilde aldığımıza inanıyorum. Evet, çok az yumruk yedi. Bir aksilik çıkmazsa inşallah bundan sonra bu maçı rahat bir şekilde kazanacağımıza inanıyorum. Evet, ikinci roundda sona eriyor. Evet, ikinci round sona erdi. Viktor gene bu roundu da galip kapadı benim gözümde. Sanırım iki hakemden almışız puanı. Evet, yani biz gene öndeyiz. İkinci roundda Viktor Zuyev'in şimdi burada herhalde yöneticilerimizden Arif Çelik. Biz de sana teşekkür ederim. Sana teşekkür ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Evet, 3. raunda geçeceğiz birazdan. Sevgili Spor TV izleyenleri, Dünya Boks Serisi'nde 6. hafta heyecanı Spor TV ekranlarında sürüyor. Evet, 3. raunda da geçtik bu arada. Sevgili seyirciler, Viktor Zuyev'in üstünlüğü var. Filip Hrgovic karşısında. 3. raunda da iyi başladığını söyleyebiliriz. Evet, yanımızda Türkiye Boks Federasyonu As Başkanı Sayın Arif Çelik var. Hoş geldiniz. Evet, hemen bir değerlendirme rica edelim sizden. Geceyle ilgili, İstanbul Bosphorus'un performansı ile ilgili. Tabii ki şimdiye kadar olan maçlarımız gayet güzel oldu. Bu maçta bizim boksörümüzün üstünlüğü. Evet, Zuyev ilk 2 raundu aldı puan olarak. Aldı, puanından ileriyiz. Bir de kendinden emin. Aha. Çok güzel boks yapıyor. Karşı tarafı böyle korkak, çekingen bir boks yapmaya zorluyor. Yani çok kararlı gözüküyor zaten Viktor Zuyev. Dediğim ya, kendisinden, evet. Emin, kendinden çok güveniyor. Dolayısıyla karşı taraftaki boksör de korkak oynamak zorunda kalıyor. Rakibinde oldukça yordu ve bağlıyor onu. Hem dinleniyor hem de karşı tarafını etkisiz hale getiriyor. Evet, köşeye sıkıştırıyor. Köşeden çıkarması, köşeden çıkmasına da fırsat vermiyor. Ortalarına şu anda zaten verdiler. Şey yapıyor. Onun gelmesini bekliyor. Bak, bu arada biraz yumruk aldı. Ve bu kadar olacak artık. Karşılıktan ilerlemeye başladı. Bak, gözleriyle rakibini tam kontrol altına almış, etkisi altına almış. Gelmeye ara ara devam ediyor Filip Hrgovic'in. Evet, bu arada gelmeye devam ediyor ama farkındaysan bakışlar arasındaki fark çok değişik. Evet, kesinlikle.
Evet, iyi bir sol geldi. Viktar Zuyev'den yine rakibini köşeye sıkıştırdı dediğimiz anda. Ve roundu noktalıyoruz. Roundu noktaladık. Üçüncü round da bitti. İlk iki roundda öndeydik puan olarak. Zaten evet, 3-0 oldu. Şu anda zaten tabii ki boksta hiçbir zaman belli olmaz. Çok dikkat etmek lazım. Şu anda 3 round öndeyiz ama gene de çok dikkatliydi. Bir yumruk çok şeyler değiştirebiliyor. Evet ama takım olarak da şeyiz. Öndeyiz. Gidişat hakikaten çok iyi. Onu gösteriyor. Gidişatımız güzel. Kerem'in şanssız sakatlığı olmasaydı evet, 5-0 ile bitebilirdi bu gece. Bitirdim. Öyle gözüküyor veya ama. Veya 5-1 ile bitebilirdi. Bir sonraki maçımızda biraz sayı vardı. Evet, dördüncü rounda geçeceğiz birazdan. Round 4 kendiliğinden. Tabii ki ben evet, eski milli boksör olduğumuzu da vurgulayalım. Tabii onların oradaki her hareketleri mutlaka siz daha başka gözlemliyorsunuz. Şimdi orada benim boks yaptığım dönemlerde beni şöyle anlatırdı spikerler. Böyle aynı nereye yumruk vuracağı belli olmayan, hangi yumruğunu önce çıkaracağım belli etmeyen bir boksör olarak şey yapardı. Şimdi buradaki böyle göze böyle tam böyle hedefe böyle dikkatli baktığı zaman hangi yumruğu ne zaman ve nereden vuracağını karşı taraf kestiremiyor. Dolayısıyla onu etki altına alabiliyorsunuz. Evet. Ve üstünlük sizde oluyor. Ama her şeyden önce kondisyonlu olmak, çok yumruk atmak. Evet. Her ne kadar etkiniz altına alırsanız da çok iyi çalışacaksınız. Hazırlıklı olacaksınız. Evet. Yumruğu vurduğunuz zaman arkasından yatmayacaksınız. Emin bir şekilde insanın rakibiniz geleceğini bekleyeceksiniz. Evet, buradan boksa meraklı olan spor severler varsa aslında bu söyledikleriniz de onlara çok güzel örnek olacak nitelikte sözler. Ya şimdi bir sefer böyle ringe çıktığınız zaman çıkışınızla ring kontrolünü şeyde kendinize bulundurmanızla 1-0 öne geçiyorsunuz. Hatta 2-0, 3-0 öne geçiyorsunuz. Evet, bu arada Zuyev'in de atakları devam ediyor. Evet, tabii ki bu arada biz ataklar devam edecek. Bak şimdi orada hem dinleniyor, fakat dinlenirken yumruk almamak lazım. Evet. Dinlenirken yumruk alıyor. Bu biraz şey oldu. Tabii ki zaten son roundlara doğru geliyor. Bunun bir yorgunluk da var tabii ki. Çok kolay değil. Çok enerji, çok efor sarf ettiriyor. İyi bir sol kreşim. Harika bir yumruk. Burada harika bir yumruk. Tam adrese gitti. Tam adrese gitti. Yine orada puan geldi hiç şüphesiz. Burada da bir puan geldi. Şimdi tabii biz tek yumruklara kalıyoruz. Evet. Sol yumruklar, seri yumruklar kullanmak lazım. Devamlı hareket halinde olmak lazım. Birkaç tane böyle indirici, çok efor sarf edici yumruk vurmaktansa bir tane, iki tane evet, birçok yumruğu vurup ama hafif hafif dokundurup geçmek lazım. Şu anda da boks eskisi gibi değil. Dünyada boks artık teknik, böyle dokunarak puan almak üzere evet, yapılmaya başlandı. Bir de insanların sağlığı da bu yönde biraz daha garanti altına alınmış oluyor. Her ne kadar boksörse de evet, onu da söyleyebiliyoruz. Evet, dördüncü round da bitti bu arada. Gecenin son maçında son round. Aslında gecenin son rounduna geçiyoruz. Son 3 dakika. Geceyi 4-1 ile noktalamak üzere diyebiliriz artık İstanbul Bosphorus için. Evet. Ama yine de bekleyelim. Nihai sonucu görelim. Tabii bir de boksörlerimiz, yani her iki boksör üstünden geçelim. Boksör köşeye geldiği zaman ona mutlaka soğuk suyu hemen böyle serpiştirmek lazım. Hele yorgunsa. Evet. Tabii bunlara da biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Boks bazen bizim zamanımızla karşılaştırdığımız zaman bazı şeyleri yapmıyoruz, unutuyor muyuz?
Yoksa artık bundan sonra böyle mi kaldırıyor? It's the fifth and final round. Bakın şimdi. Evet, son rounda geçtik. Son rounda geçtik. Bak çocuk böyle cin gibi böyle. Bizim boksörümüz. Fransız boksörü baskı altına aldı. Gözleriyle etkisi altına aldığını. Yavaş iyice kendisini göstermeye başladı. Hrgovic de yoruldu. Zuyev de yoruldu. Tabii bu arada enerjileri müsaade edersek biraz daha kaçarak oynasalar daha hareketli boks izleyebiliriz. Evet. Tabi bu da biraz ağır kilolar, bu hareketler sözcüklere daha az yapıyor. Evet. Safhada. Evet, artık son roundunda sonlarına yaklaştık. Son roundunda sonlarına yaklaştık. Bu sonla beraber de 5-1'lik galibiyetimizde gerçekleştirmiş olacağız. Tabii mideye çok az çalışıyorlar. Mideye hiç kullanmıyorlar nedense. Profesyonelde de böyle oluyor, amatörde de böyle oluyor. Mideye çalışması halinde insanın hem nefesini kesiyorsunuz hem de çabuk yaralanmasını sağlıyorsunuz. Evet, düğünde almış Bosphorus. Bu arada sona eriyor. Şimdi burada 5000'lik üstünlüğümüzü söyleyebiliriz. Evet, durum 3-1 son maç öncesine kadar. İlk müsabakada Hüseyin Alexander Rizcan'ı mağlup etmişti. İkinci müsabakada Kerem Gürgen sakatlandı. Frank Pütü kazandı. 1-1 oldu. Jaba Farad Saat'ı yendi 2-1. Bahram Muzaffer de Mayer'i mağlup etti. Durum 3-1. Viktar Zuyev ile Filip Hrgovic gecenin son maçıydı. Zuyev'in kazanması durumunda durum 4-1 olacak ve İstanbul Bosphorus geceyi 3 puanla kapatıp Paris United'ı da Fransa'ya eli boş gönderecek ve puanını da 8'e çıkartacak. Paris United'da 7 puanda kalmış olacak. Şimdi 3 hakemin puanları açıklanacak, bakalım. Saygıdeğer seyircilerimiz, heavyweight müsabakasını 1. hakem 49-46, 2. hakem 49-46, evet, ve 3. hakem 49-46 puanlarıyla değerlendiriyor. Evet, Viktar Zuyev gecenin kazananı son maçta. The first judge scores the bout 49-46. Burada 5'te 4 oldu. Evet,
4-1'de geceyi noktalıyor İstanbul Bosphorus. Evet. Bir kez daha ifade edelim, Kerem Gürgen sakatlanmasa 5-0'a gidecekti. Bu gece gözüken tablo bu. Hem Viktar Zuyev'i hem de tüm boksörlerimizi kutluyoruz. Alkışlar İstanbul Bosphorus'a. Bir kez daha tekrar edelim, Paris United'ı 4-1 mağlup ediyor İstanbul Bosphorus. 3 puan temsilcimizin Paris United Fransa'ya eli boş dönüyor. 8 puana yükseldi İstanbul Bosphorus. Paris United 7 puanda kaldı. Biz de yayınımızı noktalıyoruz. Sayın Çelik, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı geceler. Evet, bir başka boks heyecanında, dünya boks serisi heyecanında görüşmek üzere. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Ladies and gentlemen, we-